Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçeğimize hangi vitamini verirsek daha güzel coşturur ve daha hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca bol tomurcuk yaptırıp çiçek açmasını sağlayacağız bu vitamin ile. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yılbaşı çiçekleri geç gelişen bir çiçek. Diğer çiçeklere göre daha ağır ve yavaş ilerliyor büyümesinde. Bunun hızlandırılması ve güçlü köklerinin oluşması. Ayrıca yeni yeni yapraklar vermesi için gördüğünüz gibi her bir yerinden minik taze yapraklarımız geliyor. Çiçeğimizin büyüdüğünün işaretidir bu. Yılbaşı çiçeklerinin aslında bakımı çok da zor değil. Yılbaşı çiçekleri soğuk bir ortamı sever. Serin ve havadar bir ortamda olduğu sürece ve yerini değişmediğimiz sürece bizlerle uzun yıllar yaşar arkadaşlar. Çiçeğimizin çoğaltımı hangi ayda yapılır? Çiçeğin çoğaltımını istediğiniz ayda yapabilirsiniz. Şimdi bahar ayındayız, Mart'tayız. Çiçeğinizin çoğaltımını yapabilirsiniz. Köklendirme yapmanıza gerek yok. Kopardığınız daldan hemen bir toprağa ekebilirsiniz arkadaşlar. Çoğaltımı ile ilgili videolarım kanalımda mevcut. İzlemenizi tavsiye ederim. Evet, yılbaşı çiçeği seven sevgili arkadaşlarım. Çiçeğimizin soğuk, havadar, arada güneş almasını sağlayacağımız bir ortamda durması gerektiğini söyledik. Şöyle göstereyim, bu büyük çiçeğimden çoğalttığım diğer yılbaşı çiçeğim. Artık o da büyüdü. Gördüğünüz gibi kendini daha da fazla geliştirmeye başladı. Hızlı büyümesini sağlayacak bir vitaminden bahsedeceğim şimdi. En fazla verdiğim vitaminlerden bir tanesi çaydır. Biliyorsunuz bunu her videomda, her çiçek videomda söylüyorum. Çay çok önemli. Çay bitki ve çiçeklerde büyümesinde, gelişmesinde, güçlü kök oluşumunda çayın etkisi çok. Bugün ise çiçeğimize vereceğimiz bir vitamin. Hepimiz evimizde bunu yapıyoruz. Haşlıyoruz, öyle söyleyeyim. Ama haşladıktan sonra suyunu lavaboya dökmeyip çiçeklerimizde değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Bu nedir? Aslında birkaç tane var. Ben bugün bunu uygulayacağım. Ayda bir kez tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Yılbaşı çiçeği başta olmak üzere. Hemen şöyle göstereyim. Küçük küçük şöyle bakın. Bunlar nohut arkadaşlar. Dediğim gibi hepimiz evimizde nohut yemeği yapıyoruz. Ya da nohutlu pilav yapıyoruz. Her neyse. Bu nohutları mutlaka haşlıyoruz. Ya da akşamdan suyun içerisinde ıslatıyoruz. Sabaha şişsin, yumuşasın diye. Ne yapacağız? O nohut suyunu ya da fasulye suyunu lavaboya dökmeyip ayda bir kez çiçeğimizin toprağına dökeceğiz. Bu çiçeğimizin kökünün güçlenmesini, toprağının daha verimli olmasını, yani bir nevi gübre olacak sevgili arkadaşlar toprağımıza. Çiçekleri gerçekten coşturuyor. Fasulye ve nohut suyu, pirinç suyu, bunlar çok etkili. Ama nohut suyunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çiçeğin büyümesini geliştiriyor arkadaşlar. Ayrıca yılbaşı çiçeğinin geniş bir saksıda olması çiçek için daha iyidir. Çünkü büyüyor, gördüğünüz gibi her bir yerinden dalları var. Geniş bir saksıda olduğu sürece daha rahat büyür, daha güzel gelişir. Masa üzerinde olsun, yapraklarının yere değmemesi gerekiyor. Çünkü bu çiçekler yukarı doğru değil de aşağı doğru, gördüğünüz gibi yapraklarını, dallarını sarkıtıyor. Çiçeğimizin temizliğine gelince, temizliğini nasıl yapabiliriz? Tabii ki de çiçeklerimizin dalları da yaprakları da tozlanabiliyor arkadaşlar. Bunun için bir fıs kutum var. Böyle yapraklarına fıslayıp sudan, suyu doldurup içerisine tek tek yaprakların üzerinden geçiyorum. Bazen de geliyorum böyle sulama yaptığım zaman üst yapraklara da bu suyu fıskırtıyorum. Fıs kutum şişem ile. Yılbaşı çiçekleri suyu çok sevmez. Fazla su vermeyiniz. Çok fazla sulama yaptığımız sürece çiçeğimizin kökünde çürümeler oluşuyor.
çiçeğimiz ölebilir arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğinin toprağı böyle kurumaya durduğu zaman, yani haftada bir kere suyunu veriniz. Normal su verebilirsiniz. Bu dinlendirilmiş su olursa daha iyi olur arkadaşlar. Dinlendirilmiş su çiçeklerde çok etkili. Çiçeklerinizin yerini değişmemeye bakın. Bazı çiçekler yerini seviyor. Yerini değiştiğimiz zaman bizlere küsebiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden yerini ayarlayın. Havadar, güneş alan, gün ışığı alan, serin bir ortamda çiçeklerinizi muhafaza edebilirsiniz. Evet, eğer ki yılbaşı çiçeklerinizi balkonunuzda koyuyorsanız arkadaşlar, yine gölge olan bir yerde durması gerekiyor. Çok arada, günde bir saat kadar güneş alabilir ama sürekli güneş altında kalmaması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Dışarıda gölgede bir yerde durabilir. Güneş almayan bir yerde durabilir sevgili arkadaşlar. Evet, sizler yılbaşı çiçeklerinize neler veriyorsunuz? Bana yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlarım. Çiçeğimizin gördüğünüz gibi tomurcuk verip çiçek açtı. Artık kurumaya başladı çiçeklerimiz. İnşallah yeni yeni tomurcuklarımız da gelecek. Şunu söylemek istiyorum. Yılbaşı çiçekleri yazında açar. Çok nadir de olsa. Ama kışın soğukta daha fazla açıyor. Zaten yılbaşı çiçeği biliyorsunuz isminden de belli. Soğukta, yani yılbaşına yakın, yılbaşından sonra kışın, kısacası kışın daha fazla çiçek açıyorlar. Benim bu çiçeğim her sene açıyor arkadaşlar. Her sene tomurcuk verip mutlaka çiçeklerini açıyor. Sonrasında her çiçek gibi o da çiçeğini döküyor. Evet, mutlaka nohut suyunu verin arkadaşlar. İsterseniz bazı arkadaşlarım yapıyor. Ben de denedim. Oluyor arkadaşlar. Böyle toprağın içerisine şöyle bir avuç kadar nohutumuzu koyabiliriz. Sulandıkça, yani su verdikçe onun içerisindeki vitaminimiz toprağa işleyecektir sevgili arkadaşlar. Ama yine de daha kolayı, daha basiti, haşladığımız zaman suyunu yılbaşı çiçeklerimize dökelim sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sevgiler sevgili arkadaşlarım.